Sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hafta sonu kahvaltısı için çok güzel bir tarif yapacağız. Poğaça da diyebiliriz, ekmek de diyebiliriz. Soğanlı, biberli, susamlı harika bir lezzet. Hafta sonu kahvaltısı dedim çünkü içerisinde soğan var. Hani hafta içi tüketmek istemiyorsanız, okula gidiyorsanız, işe gidiyorsanız, kokmasını istemiyorsanız hafta sonuna yapabilirsiniz. Yapım aşamasına geçelim. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı da ılık suyu. Yoğurma kabına alıyorum ve içerisine maya ekleyeceğim. Kuru maya, kullandığım kuru mayayı her zaman kutusuyla beraber gösteriyorum. Amerika'da yaşayan arkadaşlar kolayca alabilsin diye. 1,5 yemek kaşığı kuru maya koydum. 1 yemek kaşığı da şeker. Karıştırıyorum her zamanki gibi mayayı. Biraz kabarmasını bekleyeceğim. Kabardıktan sonra da üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 mililitrelik. Yani unu da azar azar ilave ediyorum. Aslında ben her zaman böyle göz kararı yapıyorum unu. Ama özellikle ölçü verir misiniz diye soran takipçiler için de böyle bardak bardak ilave ederek göstermek istedim. 2 su bardağını ilave edip biraz hamuru çırpıyorum böyle iyice açılması için. Bu defa elimle değil de böyle bir çırpıcı kullandım ya da spatula değil. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Çok dolu olmayacak şekilde. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tabii onun kalitesine göre bu ölçü biraz değişebilir. 5,5-6 su bardağı olur. Azar azar eklemekte fayda var. Üçüncü ve dördüncü su bardağını da ekledim ve hala tel çırpıcıyla devam ediyorum. Baya bir zorlanıyorum tabii. Ben normalde eldivenle yoğuruyorum hamurları çünkü çok çabuk bir şekilde yoğruluyor. Eldivene yapışmadığı için sürekli un ekleme hissi de oluşmuyor. Ama birçok takipçi bu konudan rahatsız oldu. Neden eldivenle yoğuruyorsunuz? Eldiveni bırakırsanız çok daha iyi olur. O yüzden ortak bir nokta bulmaya çalıştım. Biraz tel çırpıcıyla devam ettim. Daha sonra baktım artık tel çırpıcıyla zorlanıyorum. Dördüncü su bardağından sonra bıraktım. Beşinci su bardağı unu da ilave edip elimle yoğurdum. Ele yapışır bir kıvamda olacak. Yani çok yapışmıyor ama hafif böyle yapışır bir kıvamda olacak hamur. Ve dinlenmeye bırakacağız yaklaşık 40-45 dakika kadar. Üzerine böyle streçle kapatıyorum ya da bir poşetle kapatabilirsiniz. Ekstradan bir bez de örttüm üzerine daha sıcak olsun diye. Sıcak ortama koyuyorum ve üzerine ekleyeceğim biberli karışımı hazırlıyorum. Ben hamuru iki ölçü yaptım. Burada da iki ölçünün karışımını hazırladım. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Ama videoyu sesli dinlerseniz eğer ben size bir ölçünün karışımını nasıl hazırlıyoruz onu paylaşacağım. Aynı zamanda videonun açıklama kısmına da bir ölçünün tarifini yazacağım. Orta boy veya küçük boy bir soğanı böyle rondodan güzelce geçiriyorum. İsterseniz bunu biraz yağda kavurabilirsiniz. Üzerine 1 yemek kaşığı ya da 1,5 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Dediğim gibi burada iki ölçü yaptığım için 2 yemek kaşığı koydum. Üzerine 1 tatlı kaşığı çok dolu olmayacak şekilde kırmızı pul biber. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum bir karışım için. Yani iki karışım için de bir su bardağını çok dolu olmayacak şekilde kullanabilirsiniz. Ve yarım çay bardağı da susam. Susamın birazını ayırıyorum. Üzerine tekrar yeniden serpeceğim. İsterseniz hepsini ekleyebilirsiniz. İsterseniz sonradan eklemek için de ayırabilirsiniz. Karışımı hazırlıyorum. Ve bir kenara alıyorum. Hamur bu aşamada güzelce bir kabarmıştır. O kadar güzel oluyor ki hamuru. Böyle yoğurdukça tekrardan yoğurasın geliyor. Herhalde en zevk aldığım bölümlerden bir tanesi hamur kabardıktan sonra tekrar tekrar onu yoğurmak. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparacağım. İlk başta böyle hafif biraz yapışıyor hamur. Bunun yapışmasını önlemek için de elimi azıcık sıvı yağla yağlıyorum. Ve işaret parmağıyla baş parmak arasına hamuru sıkıştırıp çıkarıyorum. Ve bu çıkan ölçü benim en ideal ölçülerimden bir tanesi. Böyle tam oluyor. İstediğim gibi yani mandalina büyüklüğünde oluyor. Yuvarlayıp yağlı kağıt serilmiş ya da yağlanmış tepsiye diziyorum. Üzerini kapatıyorum. Biraz daha mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar. Daha sonra üzerinden hafif böyle bastırıyorum. Üzerine sürdüğüm biberli karışım daha düzgün olsun diye.
Ve hazırladığım karışımdan bir tatlı kaşığı kadar, hani çok dolu olmayacak şekilde alıp hamurun üzerine sürüyorum. Bu karışımdan bolca hazırlayıp buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman da çıkarıp hemen pratik bir şekilde böyle hamuru yoğurup üzerine sürüp fırına verebilirsiniz. Ayırdığım susamdan da serpiyorum üzerine ve önceden ısınmış 200 derece 380 Fahrenheit fırında pişiriyorum. Ama pişme süresi şöyle, üzeri kızarıncaya kadar diyoruz ya her zaman. İşte üzerini çok fazla kızartmayacağız. Çünkü üzerindeki soğanlar yanabilir. O yüzden böyle altını kontrol edeceğiz. Hafif böyle rengi değişmişse zaten yumuşacık bir hamur, çok çabuk pişiyor. Bu süreç yaklaşık bir 30-35 dakika oluyor. Tabii sizin fırın ayarına göre daha da kısa veya daha da uzun olabilir. Üzeri bu şekilde hafif böyle rengi dönmüşse alacağız fırından. Yumuşacık harika bir lezzet. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve yoruma bir kalp bırakmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Başka tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.